Bugün güzel bir havlu kenarı modelini yapacağız sizlerle. Ben şöyle bir kısım yaptım, size gösterebilmek amaçlı. Şimdi diğer kalan kısımlarını da yapacağız ve tamamı da biraz daha farklı olacak. Üst kısımlarını da yapacağım. Dilerseniz hemen şu alt bant kısmıyla başlayalım arkadaşlar. Bunun için şöyle beyaz ipimi kullanıyorum. Ben burada şöyle, bunu artık su yolu mu diyorlar? Sanırım öyle diyorlar. Hem bunu devam ettiriyorum, hem de şu tepecikleri yaparak devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar, ben tabii yarısını yaptığım için şurada baş kısımda birkaç zincirle başlıyoruz. Yaklaşık işte 10-15, fark etmiyor. Çok fazla zincir almıyoruz. Burası da aynı şekilde zaten. Hiçbir şey fark etmiyor. Ben burada 1, 2, 3, 4 zincir alarak dönüyorum. Tığın başını doladım. Şu orta kısmı. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Trabzan yaptım. Tığın başını tekrar doladım. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde üçlü trabzan yaptım. Bakın. Böyle üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, araya 3 zincir. Yine aynı şekilde üçlü trabzanlarımız devam ediyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığın başını bir kere doluyoruz arkadaşlar. Dönüşlerde 4 zincir. Tığın başını doladım. Yine ortaya geldim. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yavaş yapıyorum ki siz de bilmeyenler kolaylıkla öğrensin diye. Araları 3 zincir çekmeyi unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, artık daha yapımına başlayacağız. Hemen arada fazla mesafe bırakmadan burada 1, 2, 3 zincir alıyorum. Tığın başını doladım. Hemen şu önceki sıranın sonuna, trabzan tepesine 3 kere de çıktığım bir trabzan yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3 zincir alıyorum. Tığın başını doluyorum. Şu kenarda çekmiş olduğum şöyle şurada da göstereyim. Ortada zincirin, şu 4 zincirin ortasını, hatta arasından da kapatabilirsiniz, fark etmez. Bir trabzan daha yapıyorum. İşte dağın başlangıcı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir alıyorum ve geri dönüyorum. Tığın başını doladım. Şurada yapmış olduğum trabzan tepesine bir trabzan yapacağım. 3 zincir alıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bakın şu zincirin başlangıç noktasına, yani trabzanın tepesine, köşeye bir trabzan yapıyorum. Bakın iki tane kutucuk oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir alıyorum. Artık şu orta kısmı 3 trabzan yapacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın dağımız ortaya çıkmaya başladı. Hemen daha bir sefer döndüm. Yine 4 zincirle dönüş yapıyorum. Tığın başında doladım. Şu ortaya yine 3 trabzan, 3 kere çıktım. Üçlü trabzan. Araya 3 zincir. 1, 2, 3. Tığın başında doluyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Dağımız her dönüşlerde, her sırada büyüyecek. Şimdi 3 zincirle
Tığın başını doladım. Bakın, direkt bu tarafa geçmiyorum da hemen bir alt sıranın köşesine, yani zincirin başlangıç noktasına trabzan yapıyorum. Yani burada artık çoğaltma oluyor. 3 zincir. Hemen sırada gelen trabzan tepesine 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Bakın şurada 6 zincirle dönüş yapmıştım. Onun orta kısmına. Yine 6 zincirle dönüş yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Tığın başını doladım. Hemen sonra gelen trabzanın tepesine, trabzan şeklinde, üçer zincir araları mutlaka 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Artık şu orta kısma geçiyoruz. Buraya 3 trabzan, 3 zincir ve 3 tane daha trabzan yaparak tamamlıyoruz sıramızı. Evet arkadaşlar, dağımız bu şekilde büyüyecek. Her seferinde şuradan arttırmalar yaparak ben tekrardan yine bir sıra daha göstermek istiyorum. Bilen arkadaşlarımız mutlaka anlar ama yeni başlayanlar için tabii ki zor olabilir. 1, 2, 3 zincir araya. Yani bu yolumuz bu şekilde devam edecek, hiç bozulmayacak. Arttırmaları sadece burada yapacağız. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Hemen zincirin dibindeki trabzan tepesine. Bakın burada hemen bir yuva arttı. Yine aynen diğer trabzanların tepesine üçer zincir aralıklı trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, bu şekilde dağımızı büyütelim. Şu göstereceğim, sayacağım, orada tam 11 tane yuva olunca dağımız tamamlanmış olacak. Şimdi ben yine buradan 6 zincirle dönüş yapacağım. Şu sırada şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, şimdi 6. yani 6 tane boşluk var. Bir dahaki pardon, dağımız bittiğinde toplam 11 tane sıra olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi alt sıramızı tamamladık. Bu şekilde göstereyim. Şimdi çiçeğimizin yapılışını göstereceğim size. İlk önce şu görmüş olduğunuz küçük halkalardan oluşturacağız. Bunun için ben küçük serum halkası kullandım. Şöyle gösterebilirim. Hemen sarı renk ipimi alıyorum. Tığımı sabitledikten sonra başını bir kere doluyorum. Ve hemen halkamın içine trabzan, ikili trabzan şeklinde giriş yapacağım. Yine doladım. Ben şunu hemen yok ediyorum. İki trabzanım oldu arkadaşlar. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. Tığımı doluyorum. İki kere de çıkıyorum.
Bu şekilde halkamızın içine tam 25 tane trabzan yapalım arkadaşlar. 25 trabzanımı yaptım. Şimdi ilk baştaki trabzanın tepesinden bu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir alarak hemen ipimi kesiyorum. Şöyle arka tarafını doğru arkadaşlar yakalım. Şimdi hemen üst motiflere geçelim. Yani şunları, çiçeklerin yapısını geçeceğim ve en son yeşil ipimi kullanarak bakın şöyle saksı şeklini alacağız. Yapacağız. Bir zincir aldım. Hemen halkamın düz tarafından herhangi bir trabzan tepesine zincirimi sabitliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir aldım. Buradan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 5. trabzan tepesini kapatıyorum dolamadan sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine 1, 2, 3, 4, 5 sayıyoruz. 5 tane 5. trabzan tepesini kapatıyoruz. Aynı işlemi devam edeceğiz. Bakın şöyle sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 5. trabzan tepesi son zincirimi ilk başladığım yere şöyle yine kaydırma yöntemiyle bir zincir alıyorum. Hemen diğer zinciri yuvanın içine sık iğneyle giriş yapıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir. Tığımı 2 kere doladım arkadaşlar. 2, 2, 2 şeklinde üçlü trabzan yaptım. İkişerli çekiyoruz. Tığımı tekrar doladım. Üçüncü trabzan. Baştaki zincirimle beraber dördüncü trabzanım oldu. Şurada da göstereyim. Bakın ortaya 5 tane trabzan yapmışız. Bir tane daha yapacağız. 5 adet trabzan yapıyorum. Yine 3 zincirli kapatıyorum. Zincirlerle beraber 7 tane trabzan olmuş oluyor. Diğer zincire geçiş yapıyorum sık iğneyle. Yine 1, 2, 3 zincir aldım. Tam 2 kere doladım. 3 kere de çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şurada şimdi ben ekleme yapacağım. Hatta şu son trabzanımı da geri alıyorum. Bakın 3 zincir 2 trabzan yaptım. Şimdi buradan bu tepeye bunu ekleme yapacağım. Bakın şu tam tepeyi tepenin kenarındaki trabzana en son trabzandan şöyle tığımı geçiriyorum. Pardon. Şöyle ilmeğimi aldım. Tığım başına 2 kere dolayıp yine trabzan olarak devam ediyorum. Yani herhangi bir zincir almadan direkt ekleme yaptım. Bakın 4 trabzan oldu. 5.'yi yapıyorum. 3 zincirle kapattım yaprağımı. Diğer yuvaya geçtim. Evet arkadaşlar, daha eklemesi bu taraftan bu şekilde ekledik. Şimdi ben diğer kalan 3 yaprağımı daha tamamlayacağım. Bakın ben ikinci motifimi de hazırladım. Şöyle ikinci çiçeğimden hemen 2 tane trabzan yaptım. Buradan ekleme yapacağım. Motifleri birleştireceğim. Buradan yine aynı şekilde tığımı ipimden çıkardım. Bakın motifin bir tane arada bırakıyorum. Hemen motifin ortasında, çiçeğin ortasında ilmeğimi alacağım. Tığımı yine 2 kere doladım.
Trabzon'a devam ettim. Son Trabzon'um. Evet arkadaşlar, motiflerimiz bu şekilde ilerliyor. Ben diğer motifi de yapacağım. Bekleyeceğim ve son motifi yaptığımda da yine aynı buradan şu dağın bu tarafına ekleme yapacağım. Evet arkadaşlar, ben şöyle çiçeklerimizi birleştirdim, motiflerimizi birleştirdim. Şimdi şu yeşil kısmı, yani saksı görünümünü vereceğim. Hemen burada şöyle alayım, bakın iç taraftan arkadaşlar, şu dağımın başlangıç noktasında, bakın şurada da göstereyim nereden başlamışım. Evet, iç trabzanın kenarında, yani şurada ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hatta 9 10. Diğer karşıya zincirimi kapattım arkadaşlar. Buraya bir zincir alarak dönüş yaptım. Bakın şurada da bakabilirim. 2 4 6 8 10 tane üçlü trabzan yapacağız. 3 zincir alıyorum. Tığımı bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Elim alışmış arkadaşlar tığımı iki kere dolamayı. 3 4 5 6 7. trabzanım oldu. 8 9 10 tane trabzan yaptım. Şimdi hemen bir zincir alarak şurada yan taraf ekleme yapacağım. Bakın hemen şu trabzanın dibinin bu şekilde ekleme yaptım. Bir zincir aldım, geri döndüm. Şimdi her bir trabzan tepesine bir sık iğne şeklinde bütün trabzanların tepesine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu kesmiyorum. Az olduğu için şu şekilde göstereyim. Bakın son zincirli yere de bir tane sık iğne yaptım. Bunu da hemen bunun karşısına denk gelecek şekilde buradan ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Yani yan tarafı birleştiriyoruz. Bir zincir alarak dönüyorum. Burada hemen baştaki sık iğneden devam ediyoruz. Sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldik. Bakın şurada az önce birleştirdiğim yer vardı ya. Şimdi ben oraya da bir sık iğne yapacağım. Çünkü her dönüşlerde çoğalttığım için. Şimdi hemen üstünden yine bakın birleştirme yapıyorum. Hemen bir zincirle dönüyorum. Şöyle yaptığım yere bakın, sık iğne zaten yeri var belli. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Yani çünkü saymıyorum. Dönüşlerde, yani her döndüğümüzde çoğalacak. Yani gitgide büyüme yapacak. Bakın yine sıra sonuna geldim. Yine döndüğüm yerdeki bir zincirli bölgeye de bir sık iğne yapıyorum. Hemen buradan yine karşısına denk gelecek şekilde
Dağımla birleştirme yapıyorum. Bir zincirle döndüm. Hemen sırada gelen sık iğnemizi devam ettim. Evet arkadaşlar, bu şekilde şuradan hemen sayayım. Biraz karışık görünebilir. Bakın burası düz tarafı. 3 sıra sık iğne olması gerekiyor şu şekilde. Yani belirgin zaten bunlardan 3 sıra olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben 3 sırayı tamamladım. Şöyle 1 2 3. Şimdi şuradan 5 tane de sık iğne yaptım. Buraya zincir alıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir aldım. Şimdi artık motifimi ekleme yapacağım. Bakın şu boşta kalan motifin alt yaprağını hemen zincirimi ekleme yaptım. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Hemen bir zincir alarak dönüyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 tane sık iğne yaptım. Üç. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir aldım. Tam 2 kere dolayıp önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde trabzan yaptım. Tepesine 4 zincirle pimpirik yapacağım. Yani böyle küçük bir yaprak oluşturacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım bu yaprağımı. Şimdi geri kalan zincirimi sık iğneyle dolduruyorum arkadaşlar. Yani dibine kadar. Bütün zincirimi sık iğneyle doldurdum. Şimdi aynı yere dibine tekrardan sık iğne yapıyorum. Şimdi bir arada iki tane sık iğne yaparak şöyle ikinci sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 pardon, şurada bir gevşek oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ortadakine 12 zincir çekiyoruz. Bunu da yine aynı birleştirme yapacağım arkadaşlar. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincirle sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 sık iğnem oldu. Şurada bakın, buna 2 yaprak yapmışım. Şimdi ikinci sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 Tam 2 kere dolayıp önce bir sonra ikişerli şekilde çektirdim. Tepeye 4 zincirli bir pimpirik yapıyorum arkadaşlar. 6 tane sık iğne dolduruyorum trabzanıma. 4 5 6 Hemen yine zincirimi devam ediyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yine ortadakine 2 yaprak yaptım arkadaşlar. Yine 2 kere doladım. 4 zincir alarak 2 kere doladım. Yine bir yaprak daha yapacağım. Üç, dört, beş, altıncı sık iğne ve artık zincirimi de. Bu şekilde arkadaşlar zincirimi de sık iğne dolduracağım ve diğer motifimi de ekleyeceğim. Şimdi çiçekleri ekleme kısmını yaptık arkadaşlar. Artık bant kısmını, devamını yapacağım. Tamamlayacağım yani. Bunun için de yeşil rengimi aldım. Hemen bir zincir alarak, bakın şöyle
Örneğimin düz tarafı. Hemen buradan bir zincirle kapattım. Sık iğneyle kapattım. Pardon. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir. Tam başını 2 kere doladım. Bir sonraki. Bakın sıradaki bir sonraki zincirli tepenin tam ortasına. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde bakın bu şekilde bir trabzan oluşturdum. İki zincir. Bir. İki kere de çıktım. Tam bir kere doluyorum. İkişerli şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Bakın trabzan oluşturdum. Altı tane trabzan yapacağız buraya. Altı trabzanımızı yaptık. Yine aynı yere. Hiç zincir almadan direkt kapatıyorum arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4 zincir tığım 2 kere doluyorum. Bir sonraki tepeye bu şekilde batıyorum. Önce 1, sonra 2. Diğerlerini de ikişer şekilde çekiyorum. 1, 2 zincirle buraya da 6 tane trabzan yapacağım. Bakın 6. trabzanı yaptım. Bunu da aynı yere ekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar trabzanla şöyle bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar yeşil sıramı tamamladım. Şimdi üzerine beyaz ipimle araları 8 zincir alarak her bir tepenin yani trabzan tepesine batarak devam ediyorum. 5, 6, 7, 8. Sıradaki trabzan hemen sondaki trabzan tepesini kapatıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekiz zincir trabzanların tepesini sık iğne yöntemiyle baktım arkadaşlar. Şimdi ben burada geri döneceğim. Hemen tığın başına doladım. Şöyle iki kere de çıktığım bir yuva oluşturdum arkadaşlar. 1, 1, 2, 3. Hemen sırada gelin. Üçüncü zincire. 1, 2, 3. Tığımı doluyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde yuvaları oluşturacağız. 3 zincir tığın başına doluyorum. 1, 2, 3. Hemen zincirin 3. halkasını şu şekilde. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sonra üzerine ne kadar gideceğimizi karar verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Ben şu üst kısmı yani havluya dikim kısmına sadece iki sıra yaptım arkadaşlar. Dilerseniz siz daha fazla yapabilirsiniz. Bence bu kadar yeterli. Eğer çiçekler birbirine çok yakın olmuş derseniz şu dağları biraz daha büyük yaparak veya da şu aralarda biraz daha fazla boşluk bırakabilirsiniz. Bu sizin kendi elinizden. Ben böyle tercih ettim. Bu şekilde yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca Instagram hesabım hobi dünyam 4820 ve Facebook grubumu da hobi ve tasarım dünyası adlı Facebook grubumda sizlere beklerim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.